Müslüman Muhtarı Aziz Yüksek. Köyümüz eski köy. 7 ev ilkin gelmiş. İmora diye bir ağa buraya aşağı mahalleye yerleşmiş. 7 ev bu burayı şen etmiş Müslüman. Şimdi tarihini bilmiyorum ama çok eski köy burası. Hayat iyi gidiyor, zarar buna şükür. Sabahına 5'e çeyrek kala kalkıyor koyununa, işte evine, araziye gidenler araziye gidiyor, iş şey yapıyor. Biz de koyununa ihtiyarlar malına uğraşıyoruz efendim. Müslüman eskiden beri şen bir köy. 60 haneydik. Yani öyle bil ki bu kazalardan bir köydü, tekten bir köydü Müslüman. Öyle bir ağalarımız, dört dörtlük ağalarımız vardı. Hacı Hasan Ağa işte yalnız köy tutkunudu. Hacı Hasan Ağa'nın yanındakiler de hep tutkun, hep aklı başında adamlar. Dedirtmişlerdi adamlar. Köyde 60 şeyimiz var. Yani oy atıyor 60. Ama dışarıda çok. Köylümüz göç etti gitti zamanında. Eskiden 60 haneydi ki diyor mu ya sana? Çok. Şimdi işte 60-55 seçmenimiz var. Gene buna şükür. Köyümüz aynı yerde devam ediyor. Ya eskide öyle kurbettik işte şeydenler gitti. Okuyan çoktur bu köyde. Çok okuyan var. Kurbetçilere diyorum ki evi olmayan köyde satanlar gelsin Mera'dan ev yer vereceğim, ev yapsınlar. Öyle partalına olmaz. Tamam ben geleceğim. Geliyor söylüyor, ondan sonra sahip çıkmıyor. Öyle kabul etmiyorum. Ben geleceğim efendi. Bana yer ver, yer vereceğim. Komşu birliğine, yani kendi kafamda değil. Komşu birliğine kendilerine yer verecek, gelsin yapsın. Ben teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Dağlar denizler gelemem diyorum öfüf. Sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara örtülmüş izler. Bulamam diyorum öfüf. Sen bul diyorsun. Sen bul diyorsun. Ben Müsürören'den Hüseyin Kelle. Şimdi bu köyden herkesin mal taşıyor yani kalan. Kalan insanlar hep mal taşıyor yani. Kalmayanlar da zaten göçmüş gitmiş. Valla köyün geçimi çiftçilik, malcılık. Yani burada kalanlar hep üçün diyorum ben. Zaten kurbete gidenler de herkesin iş yerleri var, fabrikaları var, çalışan var. İşte öyle bir geçme oluyor. Burada da mal taşıyanlar var. Valla benim günüm çiftçiliğine geçiyor, malcılığına geçiyor. Benim günüm bununla geçiyor yani. Bazı komşular pencere açıyor. Böyle geçiniyoruz yani. Yağımı, sütümü ben kendim yapıyorum. Sabahına kalkıyoruz. Ailemizle sağıyoruz, getiriyoruz. Yağımız, peynirimiz kendimiz yapıyoruz. Vallahi ben diyorum kurbaşçılara arz eden gelebilir. Arz eden ev yapabilir. Biz de istiyoruz buna. Gelsin yapsınlar kardeş. Biz de yardımcı olur, kaymakamımız da yardımcı olur, biz de yardımcı olur. Gerekir neyse yaparız yani. Elimizde gelmişken. Evimin duvarını dur bulamadım. Yaralandım Albanlara beğendim. Evimin duvarını dur bulamadım. Muzaffer Kelle, Müsürören. Ben bu köyde doğdum 1948'de. 1963'te gurbete gittim. Gurbetin gitmenin nedeni de toprakları bir şey olmadığından dolayı kendimize yeni bir hayat bulmak için uzaklara gittik. Şimdi de dönüş yaptım. Köye ev yaptım. Şimdi oturuyorum burada. Küçüklüğümde bu köyde bizim bu civarda bizim köyde okul vardı. Çevre köyler gelip bizim köyden okuyorlardı. Tabii okulu bitirdikten sonra biz yollara düştük, kurbata gittik. 70-80 hane vardı o zaman. İşte şimdi 20'ye falan yakın bir oturan bir toplum var yani. Şimdi biz burada kurbata giderken orada bir araya geldik. Bir dernek gördük köy namına.
sosyal ilişkiler falan da işte çocuklara burs vermek, çocukları okutmak için dernek oluşturduk. Köylerde, bizim köyde öğretmenler gidince köyümüz okulu boş kaldı. Boş kalınca biz dernek olarak misafirhane olarak tamir ettik. İşte gurbette gelen misafirler gelip orada oturabildiği kadar oturup gittiği zaman temizleyip nasıl teslim aldıysa o şekilde teslim edip gidiyorlar yani. Bala gurbetçisi diyeceğim şu var yani, birlik içerisinde kuş kanadını açar. Birlik olursak, beraber olursa hem köyümüzden hem gurbettekiler bir şeyler yapılır yani. Yapabiliriz yani. Eksiklerimiz çok. Alem çiçek olsa, adı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamam. Zeynel Koç, Mısırören köyünde. Vallahi 40 sene sonra döndük köye. Çiftçilik yapmaya başladık. Buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz. Baba yurduna geri döndük 40 sene sonra. Şu anda köydeyiz. Çok güzel. Yani havası, suyu, yaşam kalitesi çok yüksek. Şehirde, İstanbul'da yaşadık. Oranın sıkıntıları, trafiği burada yok. Güzel bir yaşam, temiz bir yaşam. Köylülerimizin emekli olduktan sonra köye dönmesini istiyorum. Daha şen olsun diye. Bizim çocukluğumuzda çok kalabalıktı. Hani gençler vardı, yaşlılar, gençler. Şu anda köy tabii boşalmış. Herkes göçmüş ekonomik sıkıntılar nedeniyle. Bence ekonomileri düzgün olan, emekli olan artık şehirlerde yaşanmıyor. Köye dönüp muhtarımızın da söylediği gibi kaymakamın işbirliğiyle yer verecek kendilerine. Gelip herkesin burada birer tane ev yapmasını isteriz. Çok iyi olur. Köyümüz daha neşelenir, şenlenir. Dernek çalışmasıyla ilgili arkadaşlar işte insanları bir araya getiriyorlar. Toplantılar yapıyorlar, piknikler yapıyorlar İstanbul'da. İşte köye gelip okulun bahçesine ağaç falan diktiler. Tabii daha çok yoğun olması gerekiyor. Biraz insanların bir araya gelmesi lazım. Daha faaliyetlerin yoğunlaştırırlarsa daha güzel olur. Şöyle söyleyeyim yani annelerimiz, kültürlerimiz bizim çok derindir, kültürleri çok iyidir. Onları yaşatmak için derneğin biraz daha toplumu bir arada tutmaya çalışmasını isterim. İsmim Orhan Yücer. Mısırören, bu köyde, bu evde doğdum. 1964 doğumluyum. 4 yıldır tekrar köyüme döndüm. Tarımla uğraşıyorum. Yazın köyde, kışın Kayseri'de kalıyorum. Çocuklarım orada. Babamla beraber buradayız. Köy işlerine devam. Gurbet iyi geçiyor da köy daha güzel. Köy hayatını sevdiğim için geri döndüm. Gurbette yıllarımız geçti, ömrümüz geçti ama İlle de vatan dediği gibi biz baba ocağı geri döndük. Bu evde doğduk, burada büyüdük. Gurbette yetiştik. Ömrümüz orada geçti ama köyümüze döndük. Burada insanlarımızı seviyoruz. Doğayı seviyoruz, çevreyi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Köyümüzdeki insanlarla beraber burada bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bizim köyümüz yaklaşık 250 yıldır kurulmuş bir köy. Eski Ören bir köydür. İsmi de Mısırören. Buraya atalarım, İmor Ağa dedikleri, daha doğuya dayanır kökümüz ama Erzincan, Refaiye'den gelmişler. İlk buraya kazma vuran benim dedelerim. Ve buraya bir yerleşke hazırlamışlar bize. Köyümüzde şu anda 20 hane kadar insanımız var. Yıl 12 ay konaklayan. Hayvancılık yapan büyüklerimiz var burada. Tarımla uğraşan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Biz de tarımla uğraşıyoruz. Yazın bu 30 evi buluyor yaklaşık.
Bayram münasebetiyle gelen insanlarımız çoğunlukta. Gurbetçi olup da bir haftalık, iki haftalık tatillere gelen insanlarımız var. Memleket özlemini giderip gidiyorlar. Kültürümüz, aslında çok geniş bir kültürümüz var. Aşiret köyü olduğu için bizim insanlarımız biraz daha ataerkil bir yapıya sahip. Dededen babadan gördüğünü yaşayan insanlar. Biraz daha geçmişine bağlı insanlar. Köyümüz olarak insanlarımız. Yeni nesil daha güzel. Daha kültürlü. İnsanlar birbirine şimdiki gençlerimiz biraz daha bağımlı. Daha sevecen yaklaşıyorlar. Birbirlerinin kusurunu görmüyorlar. Bugün burada olan kardeşlerimiz, dışarıdan gelen insanlar var. İki kardeşim köyden olan sabit insan. Şu anki gençlerimiz, insanlarımız biraz daha kültür seviyesi yüksek olduğu için biraz daha insanlar birbirlerine yakınlar. İnsanlarımız, köy özlemi çeken çok insan var. Geri dönmek isteyen insanlarımız var. Çalışmalarımız var onlar için de. Burada doğup gurbette yaşayan insanlarımız, yeri yurdu olmayan insanlar, onlara imkanlar sağlayacağız. Tabii bu kaymakamlığımız, muhtarlığımızla köy tüzel kişiliğimizin bir çalışması olacak. Bu insanlara bir altyapı hazırlıyoruz. Gelsinler insanlar. Yani ömürlerin sonunda da olsa öz vatanında gelen arkadaşlarımız var. 5-6 ev yeni yapıldı geçen yıl. Ben de yapıyorum bu insanlarla beraber. Gelsinler baba yurtlarına. Burada şenlendirsinler. İnsanlarımız burada çoğaldıkça güzelliklerimiz çoğalacak. Birlik oldukça güzelliğimiz çoğalacak. İnşallah herkesi bekliyoruz köyümüze. İlyas Yücer. Bu köyün sakinlerindeyim. Burada doğdum, burada yaşıyorum. Ölene kadar da burada yaşıyorum. Oğlum baba yurdu dedi de onun üzerine bir bestem var. Mısır ölen baba yurdum. Göksümü gere gere geldim. Şadlı'da tek köydün. Misafire can verirdin. Bu köy bir düğün oldu mu çevre köylerden buraya gelirler. Mısır ölene. Misafire can verirdi. Köyün eski, şimdiki durum eskiden daha iyi. O zaman hasetlik vardı iyi kötü yaşlarımızda. Gençlerimiz çok bilinçli, çok kültürlü, çok namuslu. Dayanışmayı, yardımlaşmayı sever. Yani insanlara yardım eder. Çok iyi köyümüzün. Düzenimiz, Allah bozmasın, düzenimiz çok iyi. Para sapanla, öküzünle. Şimdi teknoloji çıkmış. Teknolojiyle şimdi iş yapıyor. Gurbetçiler baba yurduna dönsün. Baba yurduna gelsin. Köyde yer mi yok, yurt mu yok? İnsanlarımız yardımcı olur. Zaten biz burada bunun için duruyor. Gelen gurbette evi olmayan kişiler gelsin burada kalsın. Okulumuz var. Dernek yaptı. Gelip orada misafirhanemiz var. Gelsin burada kalsınlar kardeşim. Eğer ben sığıyorsam Türkiye'deki insanlar hep sığar buraya. Ben de seni öpüyorum, Allah'a emanet olun. Vesile olanlara hepsine saygılar, selamlar. Başarıların devamını dilerim sizden. Kızıl tulumda baharından heyecan yazma. Hangi kalem yazmış öf öf bu benim yazımı. Dert ortalığında olan dertli sazımı. Çalalım diyorum öf öf, sen çal diyorsun, sen çal diyorsun. Dert ortalığında olan dertli sazımı, dertli sazımı. Çalamam diyorum öf öf, sen çal diyorsun. Sen çalıyorsun.